Ve piyasaları konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün telefon hattımızın ucunda. Barış, günaydınlar. Günaydın, merhaba. Öncelikle Euro bölgesiyle başlayalım. Brexit kabineden onayı aldı. Artık sırada parlamento var ve AB tarafından da 25 Kasım'da bir görüşme sağlanacak. İngiltere ile bir karşılıklı. Ne dersin, senaryolara göre fiyatlamalar üzerinde etkisi ne olur bu Brexit sürecinin? Evet, yani uzunca bir süredir belirsizlik süreci üzerinde devam eden Brexit tartışmaları, işte dünkü gelişmelerden sonra aslında daha çetin bir yola girmiş gibi gözüküyor İngiltere tarafında. Başbakan Theresa May'in işte dün sonradan ortaya çıktığı üzere aslında oy birliğiyle alınmış bir karar olmadan kabinesine Brexit anlaşmasını kabul ettirdiğini açıklamasının ardından başta bu sürecin en etkili isimlerinden Brexit Bakanı Dominic Raab'ın ve toplamda 4 bakanın istifa etmesi bir anda İngiltere ve Avrupa Birliği açısından bence belirsizliği daha da şiddetlendiren bir duruma getirdiği gibi gözüküyor. Zaten bunu fiyatlamalarda da sert bir şekilde gözledik. Pantolarda 1.27 seviyesine kadar yaklaşan sert bir düşüş yıl içerisindeki ikinci en sert düşüşe işaret etti. Evet, yani burada şu an bu görüntüden hareket edecek olursak, bakacak olursak oradaki belirsizlikler biraz daha sanki ön planda kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yani zaten hani bu kararın kabineden geçmesi yeterli değil, yani bilindiği gibi. Yani sonraki aşamada parlamentodan da bu onayın alınması lazım ki bence esas çetin sürecin burada gerçekleşeceği burada esas bekleniyor. Hı hı. Yani zaten dünkü onayın, yani kabine onayının ardından parlamentonun bunu oy verip onay verebileceği beklentisi biraz fiyatlamalara yansıdı ama bu yaşanan istifaların altından bu beklentinin tersine döndüğünü görüyoruz. Yani aslında bakacak olursak kabine onayı öncesinde de parlamentodan anlaşma ve onay çıkması olasılığı zaten yüksek görünmüyordu. Çünkü burada hem İşçi Partisi hem de yine o 2017'deki o yapılan ara seçimlerden sonra azınlık durumuna düşen Muhafazakar Parti'ye dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi'nin de bu parlamentoda onay vermeyeceği beklentisi de zaten güçlü durumdaydı zaten. Yani o yüzden bu yaşanan istifaların ardından bu sürecin biraz daha zor bir süreci burada doğru evrildiğini sanki burada görüyor gibiyiz. Yani bu yüzden anlaşmasız bir Brexit olasılığı da bu noktada biraz daha gündeme geliyor gibi gözüküyor. Ya bu da özellikle zaten hani piyasalar ve iş dünyası içinde oldukça büyük bir belirsizlik anlamına gelebilecek bir durum. O yüzden bence gelişmeleri bu şekilde biraz daha takip etmek lazım. Yani 25 Kasım'a kadar geçecek süreçte bu anlaşmanın İngiltere tarafında sağlanamayacak olma durumu var olursa bunun piyasalara yansıması İngiltere tarafında tabii ki sterlin tarafına biraz daha zayıf yönde gerçekleşebilir. Ve tabii bu diğer Avrupa bölgesi için de biraz daha belirsizlik anlamına geleceği için de o tarafta da fiyatlamalara, işte euro dolara da biraz daha etkisi olabilir. Zaten fiyatlamalara bakıldığında bu gelişmenin akabinde güvenli varlık talebinde de bir miktar artış olduğunu gözledik. Özellikle İngiltere 10 yıllık tahvil faizlerinde, Almanya 10 yıllık tahvil faizlerinde hatta ons altın tarafında da ve yen tarafında da alımların meydana geldiğini gözledik. O yüzden bu süreç biraz daha belirsiz ve çetin bir süreç gibi gözükecek gibi gözüküyor açıkçası. Barış, diğer yanda İtalya için de önümüzdeki hafta çok kritik. Avrupa Birliği 21 Kasım'da bütçeye ilişkin görüşünü açıklayacak. Ne dersin, o taraftaki gelişmeler varlıklar üzerinde etkisi ne olur? Ve euro dolar üzerinde de görünümde beklentin nedir? Evet, yani şu anda Avrupa bölgesinin iki tane büyük önemli sorunu var şu anda. Bir tanesi az önce bahsettiğimiz Brexit problemi, bir tanesi de evet İtalya ile ilgili olan şu andaki belirsizlik. Yani bu noktada yapacağımız değerlendirme şu olmalı. Yani İtalya bu bütçe ile ilgili olarak o hedeflerinden geri adım atma konusunda bir karar vermedi. Yani 13 Kasım'da o beklenen cevapta herhangi bir şekilde geri adım atmayacaklarını söyledi. Yani burada çünkü İtalya kendi açısından bakıldığında haklı. Büyümesi %0 düzeyinde, işsizlik oranı oldukça yüksek. İşte yüksek bir borç durumu var. İşte 2 trilyon euroya yaklaşan bir borcu var. Bankacılık sistemi şu anda oldukça büyük sorunlar içerisinde. O açıdan bakıldığında hem bütçe açığıyla birlikte büyümesini orada yukarı yönlü hareket ettirmek istiyor. O yüzden hani Avrupa Birliği de 21 Kasım'da verecek kararın burada tabii biraz daha hani belirsizlik unsuru yaratacağını söylemek lazım. Çünkü normalde Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nun daha doğrusu kesebileceği burada bir ceza durumu da var bu piyasalarda konuşulan. İşte gayri safi yurt dışı hasılasının %0.2'si kadar bir oran kadar. Ama tabii bu daha önce hiç uygulanmış bir şey olmadığı için hani uygulanır mı uygulanmaz mı noktasında biraz daha belirsizlik unsuru burada devam edebilir. İtalya'nın da burada geri adım atmayacağını da burada hala düşündüğümüzde o yüzden o euro dolar tarafında da baskının Brexit belirsizliğiyle birlikte o taraftan da devam edeceğine ben özellikle 21 Kasım işte 25 Kasım tarihlerine kadar o noktada baskı altında kalacağını düşünüyorum. Bunun tabii sadece para birimlerine değil işte diğer güvenli varlıkları alım yönünde hisse senetleri tarafına biraz da baskı yönünde olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
Yurt içi cephesine dönecek olursak dün akşam saatlerinde özellikle Fethullah Gülen konusunda NBC'den yapılan bir iddiaya göre, habere göre FETÖ'nün iadesi için bir hukuki çalışma başlatıldığı yönünde bir haber yapıldı. Ancak saatler ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada böyle herhangi bir görüşme olmadığı ve sadece Türkiye'den gönderilen belgelerin incelemeye devam edildiği açıklandı. Ancak bu haberler dahi Türk varlıklarına pozitif yansıdı. Bunun daha ne kadar daha sürmesini beklersin? Etkisini sen nasıl değerlendirirsin? Yani tabii resmi makamlardan herhangi bir şekilde doğrulanmış haberler gelmediği sürece yaşanan bu fiyatlamaları tabii ki kısa süre olarak değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Hani o yüzden hani o NBC televizyonu yapmış olduğu açıklamanın ardından dolar TL tarafında 5.30'lara doğru yaklaşan bir seviye hareketi gördük ama tabii daha sonra gelen açıklamayla birlikte bu sürecin devam ettiği açıklaması şu an için aslında yine çok aşırı bir fiyatlanma şu anda ortaya çıkartmıyor gibi gözüküyor. Yani zaten hani Türkiye tarafında bizim yani dış ilişkiler anlamında yaşadığımız şu anki olumlu seyrin etkisini zaten kur üzerinde görüyoruz. Yani bu volatilite oldukça düşmüş durumda. O yüzden dışarı ile ilgili olan ilişkilerimiz başta tabii Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. O taraftan gerçekleşecek o gelişmelerdeki olumlu seyir devam ettiği sürece kurdaki volatilitenin biraz daha ben aşağı inme olmasını bekleyeceğim. Ki zaten diğer başlı gelişmeler de şu anda kur tarafına biraz daha olumlu etki yaratıyor. İşte cari fazla veriyor olmamızın biraz etkisi var. Onun dışında petrol fiyatlarının şu anda düşüyor olması en azından bizim önümüzdeki süreçteki enflasyon beklenti açısından biraz daha olumlu bir gelişme. İşte içeride atmış olduğumuz adımlar hem enflasyonla mücadele anlamında yapmış olduğumuz o adımlar önümüzdeki süreç içerisinde enflasyon tarafını bir miktar daha aşağı yönlü hareket etme beklentisinde oluşturduğu için o noktadan da bir miktar sanki rahatlama görüntüsü var. Yani dışarıda Fed'in faiz artırım süreci devam etmiş olsa bile yani ediyor olsa bile bu noktada bizim tarafta dolar TL'nin biraz daha bir hareket alanı diye ediyor olması bizim için avantaj diye düşünüyorum. Ama tabii 5.30 seviyesi teknik olarak bakılırsa burada özellikle o Nisan ayından beri devam eden özellikle baktığında yükseliş trendi var. Esas o yükselişin hızlanmaya başladığı zamanlardan bakarak değerlendiriyorum. O noktada o seviye oldukça önemli. O trend, yukarı yönlü trend kısa vade için konuşuyorum. O devam ettiği sürece o noktada 5.30 üstüne kalıcı bir devam edebilir. O yüzden dışarıdan gelen haberler biraz daha takip edilmeli diye düşünüyorum. Orası kırılırsa 5.30 daha aşağı seviye görmek ihtimalimiz 5.25'e doğru olabilir. Ama dediğim gibi o sıkışık seyirde yakından takip etmek lazım. Peki diğer yanda faiz tarafında da aşağı yönlü bir iğme söz konusu Barış. Bunun daha ne kadar daha sürmesini beklersin? Pardon, ses kesildi, anlayamadım. Faiz tarafında da aşağı yönlü bir iğme söz konusu. Bunun daha ne kadar daha devam etmesini beklersin Barış? Yani o da dediğim gibi yani dışarıdan bize olan bakış açısının şu anda daha olumlu olduğu tabii ki aşikar. Yani bunun yaşanan dediğiniz gibi tahvil faizindeki düşüş burada bence bunu gösteriyor. Yani o tarafta bizim dışarıya risklerimiz artmadığı sürece, yükselmediği sürece biz dışarıdan şu anda iyi miktarlarda da borçlanabildik. İşte hazinenin yapmış olduğu Eurobond ihraçları olsun, işte bankalarımızın işte sendikasyon kredilerini yenileyebilmeleri olsun. Bunlar hepsi tabii ki olumlu gelişmeler. Bizim içerideki o riskleri biraz daha kontrol altında tutmamızla birlikte dışarıdaki riskleri de şu anda kontrol altında tutmayı başarabilmemiz durumu bu noktada bize biraz daha olumlu yansıyor. Zaten bunu CDS primlerimizden de gözlüyoruz. Oradaki daha fazla aşağı yönlü gelecek durumlar eğer biraz daha dış ilişkilerimizde bazı belirsizliklerin ortadan kalktığını görürsek mesela Amerika ile olan ilişkilerde bazen yine beklenen durumlar var. Mesela bir Halkbank davası var. Diyelim biraz daha geri planda kalmış o S-400 gelişmesi var. İşte F-35'lerin durumu var. İşte biraz daha onlar işte PYD ile ilgili olan gelişmeler. Onlarla ilgili biraz daha hani olumlu tarafta bir gelişme olursa o noktada bence tahvil faizini biraz daha aşağıya görürüz gibi düşünüyorum. Dışarıdan bakış açısının biraz daha rahat olması bakımından. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün'e aktardığı notlar ve değerlendirmeler için.